Günah meselesi de insanın vicdanını ve kendini oldukça fazla sorguladığı bir alan diye düşünüyorum. Evet. Günah, neler günahtır, neler günah değildir? Yani bir Müslümanın kendini iyi hissetmesi için aman ben bunu yaptım, bunu yerine getirdim, günaha girmedim diyebileceği tabii. Şöyle belli başlı şeyler. Belli başlı günahlar sayalım. Evvela bir de hiç bazı şeyler tartışma konusu. Seyircilerimiz de bazen diyor ki ya bir hoca farklı bir şey diyor, bir hoca farklı bir şey diyor. Evet. Biz işte ne yani anlayacağız falan. Evet, bir tartışmalı alan var. Onda biz diyoruz ki yani farklı fikirde olan hocaları dinleyin. Bunlardan hangisini doğru buluyorsanız onu evet. Seçin. Yani bir Kur'an ayette diyor ki onlar ki sözü dinlerler en güzelini uyarlar. Evet. Fakat bir de şunu da bilmeliyiz. Hiç tartışmalı olmayan çok geniş bir alan var. Mesela onunla ilgili günahlar var. Mesela onlardan sayalım birkaç tane. Tamam. Mesela adam öldürmenin, hırsızlığın günah olduğunu yani herkes kabul ediyor. Hırsızlığın da her çeşidini. Mesela tartı ölçüde hile yapmak, alışverişte mesela ne bileyim gereğinden fazla birisi mesela para almak. Tabii. Yok. Yani bunun çeşitli şekiller olur. Yok işte sen bana eksik para verdin deyip ondan alma şeklinde olabilir. Şu olabilir, bu olabilir. Yani bunun şekillerini saymamıza tabii. Gerek yok. Halk anlayabilir. Tabii. Herhangi bir şekilde, haksız bir şekilde para almanın hepsi günah. İşte fakirleri gözetmek üzerimizde bir borç. Zayıfları gözetmek üzerime bir borç. Zekatla malımızı temizliyoruz biz onlara verdiğimiz zaman. Mesela bunun aksini söyleyen hiçbir mezhep, hiçbir hoca yok fakirleri gözetmeyin diye. Evet. Ama uygulamaya geldiğimizde hepimiz şunu kabul etmeliyiz ki bunda çok büyük sıkıntılarımız var. Allah'ın bize verdiği maddi imkanlardan gereği gibi dağıtmıyoruz. İşte etrafımızda görüyoruz birçok çok zor durumda insan var. Evet. 10-15 kişi tek bir odada evlerde yaşayan insanlar var. Bu kışın soğuğunda ısınamayan insanlar evet. Var. İslami açıdan bizim bunlarda mesuliyetimiz var böyle insanlar olmasından. Çünkü biz kendi imkanlarımızı gereği gibi paylaşmadığımız için bu oluyor. Evet. İslam'a göre bizim imkanlarımıza sahip olmamız Allah'ın bir lütfu. Kur'an şeye çok dikkat çekiyor. İnanıp da iyi işler yapanlar. Yani inançta kalmamalı o. Biz yaptığımız eylemlerle inancımıza ne kadar samimi olduğunu göstermeliyiz. İşte birçok kimse diyor ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanmak ne demek? Beni yoktan yaratan, görmemi sağlayan, işitmemi sağlayan, bana bütün bu kas sistemini veren, bütün bu kemik sistemini veren, yani sahip olduğum her şeyi veren bir güce inanıyorum. Peki buna inanıp da Allah sana işte kendi maddi imkanlarından başkasına ver derken nasıl bu kadar cimri oluyorsun tabii. Diye kendi kendime sormamız, kendi kendimizi kınamamız lazım. Kur'an'da yine bu da çok önemli bir kavramdır. Evet. Hani kendini kınayan nefis diye Kur'an'da bir kavram vardır. Yani bir insanın kendi kendini eleştirmesi, açıklarını bulup da düzeltmesine Kur'an'da atıf yapılır. Biz bunu yapsak, işte yani kendimizin davranışlarını düzelsek, işte Allah'ın istediği gibi bir evet, kul oluruz. Çok doğru.